Selamünaleyküm arkadaşlar. Yorum yapan bilgiyi kapar. Ama bir hafta, ama iki hafta sonra. Bir yorum üzerine şimdi bir video daha çekeceğim. Önce sistemi tanıyacağız. Biliyorsunuz ki yakın zamanda bayram var. Bayrama herkes yollara gidecek. Yollarda araçlar bozulursa vesaire diye. Güzel bir video olacağını tahmin ediyorum. Arkadaşımız demiş ki, abi seyir esnasındayken dizel veya benzinli, benzinli de gerçi çok fazla değil ama ona da gireriz en azından. Dizel veya benzinli bir araçla EGR bozulursa ne olur? Aslında önemli olan dizel araçla EGR bozulursa ne olur? Biliyorsunuz artık kara motor kullanmıyoruz. Hemen hemen haram beygir olan turboyu kullanıyoruz ve birçoğu aracımızla Euro 4'lerden başlamak üzere. Yani bu yaklaşık 2005'lere kadar uzanan bir şey. Partikül değil, katalitik konvektör kullanılan motorlarda. Fakat EGR sistemimiz var. EGR sistemi egzoz gazı geri dönüşüm sistemi ve bunu da firmalar sırf egzozdan çıkan gazın çevreye zarar vermemesi için, içeriye giren yakıt miktarının, yanma miktarını düşürmek için egzozdan kullandı ve aynı zamanda motorun soğukken daha çok egzoz gazı kullanarak daha fazla daha çabuk ısınmasına neden olan bir sistem diyebiliyoruz birçoğumuz. Tabi burada yanlış telaffuzlar vesaire olabilir. Bunları ben mühendisliydim, siz de biliyorsunuz ama sonuç olarak bu makinalarla ilgilendiğim için, tamirci olduğum için kendi bildiğim kadarını sizlere katmaya çalışacağım. Eğer EGR yolda bozulursa ne olur? Neden EGR arızaya geçer vesaire. Şimdi EGR sistemi bu motorlarda sindir kapaktan geçip bakın şöyle buradan geçiyor. Aynı zamanda egzoz gazını kullanarak motor suyunu da, bu motor özellikle, hepsi için demiyorum ama motor suyunu da arkadaşlar rahat bir şekilde sindir kapağında ısıtmaya yarıyor. Yani motor aslında 90 derece olması için aynı zamanda EGR sisteminin egzoz gazı basması da önemli bu konuda, ama sadece burada değil. Egzoz gazı da diyor ki ben de çok fazla ısınmak istemiyorum. Ve arka tarafta EGR'nin üzerinde bir petek var ve bu petek de tabii ki de egzoz gazını 90 derece geldikten sonra egzoz gazının daha fazla sıcağını silindir hacmine ve MM manifolduna göndermemek için suyla dengelemeye çalışıyor. Böyle bir sistem yapmışlar işin açıkçası. Mantıklı mı değil mi, bunu siz yorumlarda tartışırsınız arkadaşlar. Peki EGR yolda bozulursa ne olur? Bakın şimdi EGR dediğimiz şey egzoz sisteminden şöyle görmüş olduğunuz gibi gazı devir daymadan, yani yanma oluyor. Yanma çıkışı egzoz, egzozdan sonra manifold çıkışından şu şekilde dönen bir döngü. EGR istediği zaman açıyor ve egzoz gazını emi manifolduna basıyor. Tabii ki burada küçük bir kapakçık var. Bu kapakçık kapalı kalması gerekiyor. İstenmediği zaman gaz gelmemesi için aç kapa aç kapa sistem yapılıyor. Bu gaz bu şekilde bir devir daim yapıyor. Yolda giderken eğer EGR'iniz bozulursa, farz-ı misal veriyorum ki kapalı kaldı. Bu ikaz lambası yakar, kapalı kalması güzel bir şeydir. Egzoz gazı emi manifoldunun içerisinde çok fazla gelmez. Ve egzoz gazı emi manifoldunun içerisinde gelmediği için aracınız çekişten, performanstan da dahil düşmüş olsa, aracınız bir şekilde gideceğiniz yere kadar sizi götürür fakat DPF'inizin dolmasını erkenleştirmez, yani geciktirir. Eğer açık kalırsa, yani EGR'iniz açık sistemde arızalanır ve kalırsa, bu da turbo basıncınızı düşüreceği için, turbo basıncınıza direkt ikaz vereceği için, çünkü sonuç olarak burada görmüş olduğunuz gibi bir turbo var. Bu turbo egzoz gazının basıncından arkadaşlar hareket alarak aracınıza performans arttırıyor. Eğer EGR'inizde bir çatlak, bir patlak varsa veya oradaki klapelerden biri kırık, elektronik hataya düşürmüyorsa, ki bu motorlarda düşürür. Yeni nesil motorlarda düşürmeme gibi bir şansı yok. Bunu da anlatacağız ilerleyen dakikalarda. Ama eski nesilde belki düşürmeyebilir. Ama aracınızın kalkışı, örnek veriyorum 2000-3000 devirlerde, ölü 3000'den sonra kalkış var. Ya da 2000 devirden sonra bir kalkış var. Burada EGR'yi kontrol ettirmeniz gerekebilir. Çünkü açık kalan bir EGR turbo basıncını düşürür. Yani turbo belirli bir basınca gelmediği için, bu da ister istemez basınç düştüğünden dolayı düşük devirlerde ölülüğe neden olur. Yani kalkış esnasında düşük devirlerde verimli bir kalkış sağlamaz size. Keza aynı şekilde yolda giderken de EGR'iniz açık kalırsa, açık ama ikaz vermedi, bu çekiş düşüklüğüne neden olur. Ama gelişmiş motorlarımızda, bizim bu görmüş olduğumuz motorda örnek veriyorum, ne var? İşte turbonun üzerinde hava basıncını okuyan sensörlerimiz var. Eğer bu hava basıncını okuyan sensörlerimiz ekstra bir hava girişi, MM manifold kaçağı gibi bu tarz şeylerde, örnek veriyorum 1000 bar 1000 PS barda okuyordur.
Fazla misal veriyorum ki kaçak var 800'e düştüğü anda direği kazlanmasını yakar ve turboyu keser. Turbonun kesmesinin sebebi de araç hızlanmasın, turbo devreye girmesin. Gidebileceği bir yer varsa bunu düşük hızda gitsin. Bütün sistem normal bir şekilde çalışıp farklı bir yerleri patlatmasın diye araç kendini korumaya alır. Burada ne olur? İşin açıkçası şu. Genelde yüksek devrelerde ısındıktan sonra EGR kullandığı için araç kontağı kapat aç yaptığınızda İkaz lambasını söner, fakat araçla kalkış yaptığınız esnada, yüksek devirlere çıktığınız esnada enjektörlerin fazla püskürtmesi neden olacağı için 3000 devre üstüne geçtiğinizde tekrar EGR'ye ihtiyaç duyduğunda EGR'i açar veya kapatır veya hatalıdır. EGR'in istediği gibi çalışmıyorsa araç tekrar arıza lambası yakar ve performansınızı düşürür. Bu VAC grubu için söylüyorum. Diğer türlü araçlarda da EGR sistemi yolda giderken hata verdiğinde bu hatayı silmeden yola devam ettirmeyebilir sizi. Bu marka model olarak, yazılımsal olarak fark sağlıyor. Ama sizin burada yapmanız gereken asıl sorun şu. Eğer EGR'nizde, bakın yolda giderken EGR'nizde, örnek veriyorum, yolda giderken aracının suikaz veriyor, vermiyor veya onu da geçtim. Bu araçlarda EGR su soğutmalı olduğu için aslında sorulmanız gereken nokta buydu. EGR'nin arızalı olması aracın yürümesini sadece çekiş performans olarak egzoz gazı kaçırmasıyla birlikte performansı düşürür. Onun haricinde servise gidebilirsiniz. Yani EGR bozukken servise gidebilirsiniz. Ama aslında önemli olan ve kimsenin bilmediği bir şey var. Ve bunları genelde tamircilere sormuyoruz. Videoda asıl amacı bu. Eğer bir araçta EGR kullanılıyorsa ve bu araçta EGR soğutucu varsa, suikazınız sürekli yanıyorsa veya eksiltiyorsa arkadaşlar suikazı, yani sürekli leng 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 yolda gidiyorsunuz, işte ne bileyim 100 km gidiyorsunuz su eksildi diyor, 100 km gidiyorsunuz su eksildi diyor. Aynı zamanda egzoz kısmına geçtiniz, ütü buharı gibi bir koku var. Bu ütü buharı gibi kokuyla eksilten su, İşte bu sıkıntı demek arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız hemen onu da anlatalım. Yani EGR'nin kendisinin bozulması yolda size bir problem yaratmaz. Çekiş performans düşüklüğü haricinde. Bakın bunu en yakın bir servise gidip de EGR'i hata bir cihaza bağladım. Farz misal yapmanız gerekenler. Yakın bir servise gidip cihaza bağladınız. EGR hatası verdi. Bunu sildiniz. Aracı eğer yüksek devirlere çıkartmazsanız, yani 2000-3000 devir arasında kullanırsanız EGR hatası tekrar vermez. Zaten EGR hatasını sildikten sonra bile düzelme ihtimali de var arkadaşlar. Neden? Çünkü mazottan kaynaklı, işte kükürtten kaynaklı EGR'lerimiz bazen tıkanabiliyor. Biz birçok videoda bunları temizliyoruz. Temizlediğimiz zaman da kurtarabildiğimlerimiz var. Bunu video şeklinde sizinle paylaşıyorum. O yüzden hani aldığınız mazot da gerçekten bu arabalar için önemli. Aynı zamanda koyduğunuz motor yağı da kesinlikle bu kurumları kaplamaması için, EGR'nin hata vermemesi için, ne bileyim DPF'in hata vermemesi için önemli. Ama baktığınızda EGR arızalandığında elektronik kısımda açık kalırsa performans düşürür, ama gittiğiniz yere bir şekilde gidersiniz. Benim size tavsiyem şudur: 100 km'nin üstüne çıkmayın. Yani gideceğiniz yer en fazla 30-40 km olsun. Onun haricinde eğer giderseniz aşırı derecede egzoz gazı kalırsa şayet, çünkü bunu bilemezsiniz, çünkü sökmeden belli olmuyor, aşırı derecede egzoz gazı açık kaldığında DPF'inizi doldurur, ekstra bir masraf demektir bu. Bu yüzden çok fazla bir yola çıkmayın. Uyumsuz sinyal, takılı kalmış olabilir. Bu tarz ihtimaller varsa bile cihaza bağladıktan sonra biz bu hatayı silip aracı bir kere test edip eğer tekrar hata veriyorsa, ki özellikle EGR çıkışlarını bu şekilde kontrol ederiz. MM manifolduna giren kısımda bir kaçak var mı diye, varsa zaten müşteri bu yapılması gerekiyor deriz. Onun haricinde suya geleceğim. Eski az önce anlattığım konuya geri döneceğim. Ütü buharı görüyorsanız ve su eksiltiyorsa bu demektir ki EGR sisteminizde bir kaçak var. Tabii bu net olmamakla birlikte arkadaşlar kontrol edilmesi gereken bir şey. Su yolda eğer eksilirse anlayın ki EGR'nizde ütü buharı atıyorsa, bu MM manifoldunuza, şöyle göstereyim, EGR kısmından MM manifoldunuza EGR kaçaklı ve kaynaklı su geliyor demektir. Buradaki ısı onu ütü buharına çeviriyor. Bu aslında güzel bir şey. Ütü buharında olup egzozdan atılması güzel bir şey. Fakat şöyle bir sorun var. Eğer aşırı ısınırsa ve bu kaçak normalinden fazla olur açarsa, ütü buharı haline getiremediğini varsayarsak MM manifoldu sistemine EGR su basar. Ve bu suyla birlikte ister istemez pistonlarınıza kadar ulaşan su, aşırı derecede bir suya maruz kalan piston, piston üst önü noktaya çıktığında arkadaşlar arada sıkıştıramayacağı tek şey varsa o da su, motor suyudur. Buharlaştırılmışı eyvallah, piston içerisinde kanal var, buna da bir şey demiyorum. Ama bunun üstüne çıkarsa su, normalinden fazla eğer sinir kapak ve piston arasında su girerse arkadaşlar, yukarı doğru iten piston anlamadığınız takdirde piston kolunu eğer, su basılamayacak bir şeydir. Hidrolik.
Bakın zaten birçok sanayide arkadaşımız, çalışanlarınız varsa hidrolik sıvıları genelde pistonları üste aşağı itme ve birçok presi görürsünüz. Böyle pres videolarını izlemişsinizdir. Basarlar, tak bir şeyler patlatırlar. İşte bu basınç esnasında onu zorlayan hava değil. Hava ile bu şekilde zorlayamazsınız. Ama hidrolik preste basamayacağınız hiçbir şey yok. Bunu zaten size gösteriyorlar. Yani işte ne bileyim nedir? Şu an aklıma gelmiyor ama dayanıklı malzemeler. Dayanıklı malzemeleri bile preste basıyor. Onu ölçüyor. İşte 30 tonda patlıyor. İşte o basma esnasında kullanılan şey, presin bastığı şey sıvı. İster istemez bunu piston da basamayacağı için bir taraflara eğecek. En basiti piston koluna eğer. Bunun sonrasında başınıza gelecek şeyler, araba düzensiz bir şekilde çalışır. Ege'de aslında yolda giderken en çok dikkat etmeniz gereken su. Eğer suyunuz eksiltiyorsa, sadece motor kısmını diğer taraftan kontrol ettiyseniz ve egzozunuzdan ütü buharı çıkmaya devam ediyorsa arkadaşlar, yapmanız gereken MA manifold sistemini, EGR sistemini kontrol etmeniz. Burada zaten burayı eğer sökerseniz, yoldaysanız veya başka bir usta sökerse bunu size gösterir. Der ki bak burada su tomurcukları var. Bu sıkıntılı bir şey. EGR soğutmasının iptal edilmesi, EGR'in iptal edilmesi, yola gidecekseniz veya da bunun değişmesi gerekebilir arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bu kadar. Seyir esnasında kimse başıma böyle şeyler gelsin istemez. İşin açıkçası ben de istemem. O yüzden hep böyle kolay hükmedebileceğim, yolda kolay hükmedebileceğim genelde araçlara binmeye çalışırım. Ya bu da mesela örnek veriyorum. Ütü buharı yapsa şurayı sökülüp buraya bir lama takılıp burayı iptal edilip yola devam edilebilir. Ama tabii ki de burada su eksilteceksiniz. Su eksiltmeyi göz ardı etmeyin. Ama bunda sensör var. Yine bir şekilde yakıyor. İşin kötü tarafı, yani aldığımız motorlarda kaputu açıp da hiç bakmıyoruz mesela. Su tankında su eksiltme ikazı var mı? Ama EGR'de su soğutma var. Su tankında su kaybı ikazı yoksa, bu bize hatayı belli etmiyorsa, suyun gittiğini belli etmiyorsa, kaybolduğunu, bu işte gerçekten sıkıntı. EGR'den suyu yakar, belli bir süre sonra contayı yakar, belli bir süre sonra motoru yakar. Yani su eksiltmenin sonucunda motoru yakar. Tabii ki afaki bir su MA manifoldundan içeriye girmiyordur ama sonuç olarak belki buhar olarak atıyordur, ama eksildiği zaman susuz çalışan bir motor da ister istemez haşlanır arkadaşlar. Bu piston kolu eğmesinden daha kötüdür. İnanın bana, piston şamarlamaya vesaireye kadar gider. Bu da masrafı ister istemez sadece bir EGR kısmından arttırır. Ha ne olur? Benim size tavsiyem, eğer uzun yola gidiyorsanız, EGR'nizde bir problem yok, sürekli antifriz kullanıyorsanız da EGR hata vermemesi için aslında benim en çok tavsiye ettiğim şeylerden biri dizel araçlarda. Kesinlikle gaza basın. Yani EGR'yi de temizler, kurumları, DPF'inizi de temizler. 3000-4000 devirde en azından bir 5 dakika falan, motoru ısındıktan sonra 90'ı bulduktan sonra bir 5 dakika falan bu bayramda bir şu EGR partiküllerinizi, dizel kullanıcılarını bir güzel bir temizleyin. Peki bu benzinli araçlarda bazılarında evet çıkıyor, ama benzinli araçlarda da ister istemez AFR ayarı dediğimiz bir ayar var. Benzin hava karışımı. Bu dizelde çok fazla fark edilmiyor. Neden? Çünkü dizel vuruntulu çalışan bir makina. Tek dediğinde sadece enjektörde, örnek veriyorum, hava gelmese bile havayı bir şekilde alır. Havadan dolayı hata vermez ve kesinlikle tekleme yapmaz. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Yani burayı ben hortumu deleyim, bu motor tekleme yapmaz. Onun altını çizelim. Sadece burada tekleme yaptıracak tek bir şey vardır. O ya mazot rail hattında bir problem vardır, ya da işte mazot filtresi tıkanmıştır, ya da enjektörlerde bir sıkıntı vardır. Bu motor ancak o zaman tekler, veya oynar göbek volant vardır. Farklı farklı şeyler, ama bu hava kaçağından dolayı kesinlikle teklemez. Benzinli araçta öyle değil. Benzinli araçta dışarıdan ekstra bir hava aldığında ne olursa olsun hiç fark etmez. Hava hatası verir arkadaşlar. Benzinli bu konuda çok önemli. O yüzden EGR eğer benzinde açık kalırsa, bu ister istemez hır hır teklemelere, gaz verdiğinizde çekiş performans düşüklüğüne, çünkü benzinli araç daha çok temiz havayı sever. Dizel gibi değil. Dizele ne verirsen yakıyor. Onda yani bir problem yok. Hava konusunda, yani kirli hava, temiz hava çok fazla ayırt etmeden yakıyor. Belki performans düşürüyor, ama benzinli de ekstra bir hava kaçağı demek, EGR'den kaynaklı veya dış etkenlerden kaynaklı ekstra bir hava kaçağı demek, motorun teklemesi demek. Bu yüzden eğer motorunuz da tekliyorsa, performansınız da düşükse, uzun yola çıkmadan önce bunu mutlaka baktırın. Çünkü ona yapacağınız masraf, emin olun, gazdan veya benzinden yaptığınız karla hemen hemen eşit olacak. Çünkü EGR'si kaçıran bir benzinli araç bugün normalde 6-7 litre, 8 litre yakıyorsa, tabii ki ister istemez bu araç gidemeyeceği için, siz de haliyle gaz vereceğiniz için daha fazla yakıta yakmanıza neden olacak. Benzin de malum pahalı ve ortalama 16-17 litrelere kadar çıkabilirsiniz rampalı yerlerde. Bunun da bilgisini verelim. EGR yolda bozulursa ne olur diye.
Kimisi bana iptal etmeme konusunda vesaire birçok soru sordu diğer videolarda. Bu konuda ben size bunu iptal edebilirsiniz veya edemezsiniz diye bir şey söyleyemem. Yani çünkü EGR bir kısımda lazım, bir kısımda değil. Doğuda lazım, batıda değil. Mesela örnek veriyorum. Yani bu araba batıda çok sıcak görmüyor ama doğuda sıcak görüyor. Türkiye'nin her tarafından satılabilir. Bugün bir plakaya 27 de takabilirsiniz. Bugün bir plakaya işte 01 Adana'da takabilirsiniz. Yani sıcak bir yerde olabilir. Ne bileyim Kars'ta olabilir. Sonuç olarak bu araba her yere gidebilir. Bunu göz ardı ederek arkadaşlar işlem yaptırın. Yani iptal ettiğinizde vesaire de söyleyin. Ama doğu tarafında kullananlar için benim tavsiyem benzinli araç. Her zaman soğukta bir araç kullanıyorsanız benzin. Dizel soğuğu hiçbir zaman, yani çok soğuğu sevmez. Duman atmalar, şakırdamalar, yüksek çalışmalar, DPF'i erken doldurmalar gibi bu tarz şeyleri gözlemledik çünkü biz soğuk yerlerde arkadaşlar. Bunu zaten Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız da yorumlar kısmına ekle. Bunun da bilgisini sizlere veriyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biraz uzun oldu. Belki biraz fazla konuşmuş oldum ama bilin. Ne kullandığınızı bilin arkadaşlar. Benim bunları size anlatmam demek sizin bu işte EGR'yi sökeceğim, temizleyeceğim vesaire değil. Yolda kaldığınızda nasıl bir şekilde motora daha az zarar verirsiniz? Nasıl daha kolay tamirciye gidersiniz? Veya kendinizi yolda kaldığınızda nasıl anlatırsınız? Abi arabam su eksiltiyor. Performans çekişi düştük. Kızdırma lambası yanıyor. Bu EGR'dir. Olma ihtimali yüksek. Arabam hala su eksiltiyor ve egzozda ütü buharı var. Yani EGR olma ihtimali çok yüksek. Water cooler sistemleri karıştırmıyorum bu arada. Bu yeni nesiller için. Water cooler sistem... Ya hadi ona da girelim anlatalım şimdi. Çünkü o da yarım kalacak. Water cooler sistemde de şu var. Yine EGR ile aynı olduğu için bunu anlatıyorum. Video biraz uzun oldu ama idare edin arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz EME manifold interkole ihtiyaç duymadan su soğutmalı olduğundan dolayı EGR gibi nasıl buhar, hani EGR buhar veriyor diyoruz ya. Aynı şekilde eğer manifoldunuz patlarsa da arkadaşlar aynı buharı egzozdan alırsınız. Bunun henüz patlayanını görmedim ve videolarımın içerisinde yok. Ama olur da denk gelirse, yani EME manifoldu tarafına su basana denk gelirse bunu mutlaka videolu halinde sizlere anlatacağım. Ama bunu da sakın unutmayın. Motorlar arasında arızalar değişir. Bu anlattıklarım genel bir bilgidir. Bütün motorlar için geçerli olabilir ama bazı motorlar için geçerli olmayabilir. Yani farklı sistem kullan, örnek water cooler gibi. Biz sistemi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ayak uydurdukça sistem 4 nala koşuyor. O yüzden hani bütün arızalar da ister istemez değişiyor arkadaşlar. Bunlara tabii ki de güncel olup yakalamak gerekiyor. Ama eminim ki sormuş olduğunuz sorunun cevabını bu şekilde almışsınızdır. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.